Zaman geçer, mevsimler değişir, hiçbir şey eskisi gibi kalmaz ama penceredeki adam her şeye rağmen oyununu oynamaya devam eder. The Man From The Window yani penceredeki adam ikinci ve yeni oyunuyla geri döndü. Oyun bir anne ve oğluna musallat olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Evdekilerin saklanmak için çok kısa bir zamanı var. Penceredeki adam eve girdiğinde yaklaşık 5 dakika evdekileri bulmaya çalışıyor. Eğer bulamazsa çıkıp gidiyor. Peki ya bulursa? Herkese selam, ben Onur ve bugün penceredeki adam 2'yi Türkçe şekilde oynayıp tüm oyun sonlarına birlikte ulaşacağız. Ve eğer bu videoya 5000 like gelirse 1. ve 2. oyunun tüm hikayesini yeni bir videoda sizinle paylaşacağım. O yüzden videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Penceredeki adamın sırrını çözmeye gidiyoruz. Şu anda oyunumuza başladık arkadaşlar ve telefon çalıyor. Bakalım kim arıyor? Ben tamamen Türkçe'ye çevireceğim sizin için. Siz de bulduğunuz gizemleri yoruma yazabilirsiniz. Anne tavşan bu arada bu. Evet, anne tavşan merhaba oğlum dedi. Yine ilk oyundaki o küçük çocuk. Aa, bir dakika, bu arada büyümüş küçük çocuk. Merhaba anne dedi. Ve bu arada şapkasında da shipping company yani nakliye şirketi diyor arkadaşlar. Ve hemen devam edelim ve her şey yolunda mı diye sordu annesi. Evet, ben iyiyim ve bir moladaydım. O yüzden birkaç dakikam vardı. Ben de seni aramak istedim. Teşekkürler. Biz burada iyiyiz dedi. Biz dedi. Kimden bahsediyor bakalım. Birkaç ekstra dolar buldum cüzdanımda. O yüzden bir yiyecek söyledik dedi. Buraya gelmesi çok uzun sürmeyecektir. Çok iyi çok iyi, ikiniz eğlenmenize bakın dedi Junior'da. Şimdi telefonu kapatayım ve işe döneyim o zaman. Bugün yapmamız gereken bazı şeyler var ve taşımamız gereken bazı şeyler var ve forklifti kullanma sırası da bende dedi. Ve küçük kıza ona merhaba dediğimi söyler misin diyor. Yapacağım canım dedi annesi de. Teşekkürler anne, sonra konuşuruz dedi ve telefonu kapattılar. Kimden bahsediyor? Audrey diye birisine sesleniyor şu anda. Evet, Audrey de bu. Merhaba efendim. Evet büyük anne dedi. Baban merhaba diyor. Ha, Junior'ın yani oğlunun kızı bu da. Evet, baban merhaba dedi diyor. Hala işte mi? Evet. Molası sırasında aradı. Ödevlerini bitirdin mi? Evet bitirdim dedi Audrey. İyi, ben de bunu duymak istemiştim dedi büyük annesi de ve kapı çaldı arkadaşlar. Bakalım, evet basalım buradan. Muhtemelen yiyecektir, ben alacağım dedi anne tavşan ve gidiyor. Tabii burada bir de penceredeki adam gerçeği vardı. Ve birinci oyunu bilmeyenler varsa pencereyi tıklatıyordu ve bir anda kapının deliğinden dışarıya baktığımız zaman da o penceredeki adamı görüyorduk böyle ürkütücü bir halde. Burada yine adamı görecek miyiz herhalde? Şu anda kimse yok ve bir ses duyduğuma yemin edebilirim diyor anne tavşan. Sen de duymadın mı Audrey? Evet dedi Audrey de. Tamam. Peki. Adam yok ama evet, kitap var arkadaşlar. Bu kitap birinci oyunda da vardı. Penceredeki adam isimli bir kitap ve işte yine başlıyoruz dedi anne tavşan. Audrey geri döndü o dedi ve Audrey de o adam mı diye sordu. Evet dedi anne tavşan. Çok sinir bozucu değil mi? Anne tavşan da İngilizcesi ile ilgili bir şey düzeltti ve benim gibi kötü İngilizce konuşmanı istemiyorum dedi. Yani buna mı takıldın gerçekten ya? Penceredeki adam kitabını bırakmış ve sen hala İngilizcesini düzeltmeye çalışıyorsun. Ama evet, gerçekten de sinir bozucu gibi bir cevap verdi. Ve kitabı aldı. Bu kitap bize penceredeki adamla ilgili bazı bilgiler veriyordu. Aynı zamanda da eve girdiği zaman nerelere bakacağını, yani penceredeki adamın eve girdiğinde hangi alanlara bakacağı ile ilgili ipuçları veriyordu. İlk oyunda bakalım bunda da öyle mi olacak? Bu kitabın üstünden birlikte geleceğiz ve buna dikkat etmeni istiyorum Audrey. Baban ve ben her zaman burada olmayabiliriz. O yüzden bununla nasıl başa çıkacağını öğrenmelisin. Anladım büyük anne sanırım dedi Audrey de. Devam ediyoruz. Evet, burada bazı yazılar var. Hemen ben bunu size Türkçe'ye çevireyim. Zaman geçecek, sezonlar değişecek. Hiçbir şeyin aynı kalmayacağını biliyoruz. Ama o adam oyununu oynamaya devam edecek. İsteklerinin en basiti aslında her zaman istediğiydi. Bu karanlık sokaklardaki araştırması hiçbir zaman bitmiyordu. Gece olduğunda onun sinsi sinsi araştırmaya başladığını anlayabiliyordun. Ondan uzak dur yoksa çok kötü bir kaderin olacak diyor. Evet, burada bir cama tıklatma sesi duydunuz arkadaşlar. Burada da diyor ki birinin camına tıklatmak her zaman onun işaretiydi ve biraz önce de o işareti verdi. Duydunuz mu bilmiyorum ama tık 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 diye bir cama tıklama sesi duyduk. O yüzden önümüzdeki 5 dakikayı çok akıllıca kullan yoksa kendini tehlikede bulacaksın. Şimdi dikkatle ve hızla ilerle. Adam kaybedeceği, çöpe atacağı zamanının olmadığını artık biliyor. Bunu öğrendi diyor ve buradan sonrası yalnız yok bu arada. Kitabın daha sonraki sayfaları yırtılmış dedi. Tamam. Şu an saat 7:55 bu arada.
Bununla bir konuşalım bakalım. Audrey, beni dinlemeni istiyorum. Bu durumda ilk olarak ne yapmamız lazım? Audrey, uu dedi. Bu önemli Audrey. Bunu bilmen lazım canım dedi anne tavşan. Sayfalar mı diyor Audrey? Önce sayfaları bir araya getirmeliyiz ve daha sonra saklanmalıyız. Çünkü adam sinirlendi ve o sayfaları yırttı diyor. Ve anne tavşan da evet haklısın dedi. Tamam, şimdi bu arkadaşımız sanıyorum birkaç dakika sonra kapıdan içeri girecek ve biz bu arkadaş kapıdan içeri girmeden önce hemen bu sayfaları bir araya getirmeliyiz sanıyorum. Bu adam ortaya çıktığında hiç hoşuma gitmiyor diyor Audrey. Biliyorum canım, benim de hoşuma gitmiyor dedi anne tavşan. Ama yine de bu duruma şükretmeliyiz. Şehirdeki bazıları bizden çok daha kötü şeyler yaşıyor dedi. Şimdi ne alaka bilmiyorum ama orada tabii umut vermeye çalışıyor. Evet, burada bir bu arada şey bulduk, dolap. Şimdi buralar, burada bir sayfa daha var. Burada bir dolabımız var. Burada burası açılıyor mu? Yok, burası aç. Ha, bir dakika. Yanlışlıkla buraya tıkladım. Burası da şey oldu. Tamam. Burada neler varmış? Bu neymiş? Audrey'nin yatağı. Tamam. Ha, burada bir sayfa var. 7.55 şu an hala. Güzel. Burayı kapatalım. Burası neymiş? Burası yine kıyafetleri falan yıkadığı bir yermiş. Güzel. Burada bir şey var bu arada. Bartley B fırını tavşan dayan. Bayan tavşan dayan. Tebrikler. 38 yıldan sonra emekli olmuş ve bu mükemmel hizmeti için bir tebrik sertifikası gibi bir şey kazanmışız arkadaşlar. Bu biz oluyoruz. Tamam, devam. Burası neymiş? Burası banyo herhalde. Oo, kendimizi görüyoruz. Çok güzel. Peki burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Bu güzel. Tamam. Buradan devam edelim. Şöyle buraya bakmıştık. Buraya da bakmıştık. Burada başka bir şey yok herhalde. Şuraya bunları koyalım. Tamam. Hala bazı sayfalar eksik dedi. Televizyon. Televizyonun altında bir şey var mı? Yok. Ha, şurada bir sayfa var. Bunu aldım. Tamam. Buradan dışarı çıkılabiliyor mu diyecektim ki çıkılıyormuş. Burada bir sayfa var. Bak burada bir kapı var. Açılmıyor. Bu kapı da açılmıyor. Şurada bir sayfa daha gördüm. Yukarıda falan bir şey var mı acaba? Buralar açılır mı? Buralar da sanıyorum açılmıyor. Bunları öylesine koymuşlar herhalde. Tamam. Tekrar yukarıya doğru çıkıyorum arkadaşlar ve şunu şöyle yapsak ve bu kilitleniyor mu? Tamam. Çok güzel. O da kilitleniyor. Şimdi bunu da buraya koydum ve evet arkadaşlar şu anda saat 7.56 ve buradaki şeyleri bir araya getirdik. Hemen burayı da size Türkçe'ye çevireyim. Adam yıllardır araştırma yapıyor ve görevini asla bırakmadı. Boşo'da ilk olarak bakacağı yer. Şimdi burada ilk olarak bize 1, 2 diye numaralar var ya, o numaralarla yani birinci olarak nereye bakacak ilk girdiği zaman, ikinci olarak nereye bakacak, bunları söylüyor alt taraftaki yazılarda. Ama üst tarafta da hikayesiyle ilgili bazı şeyler söylüyor bize. Adamı çok fazla şey durduramaz. Onu çevrelemeye çalışmak ya da onu güçle durdurmak mümkün değildir. Daha sonra bakacağı yer eğlence için izlediğimiz kutunun altı olacak diyor. Bu da herhalde televizyonun altı arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bir arkadaşına vermiş olduğu görev için adam asla sıkılmaz. Sıradaki bakacağı yer yiyeceklerin depolandığı yer. Burası da buzdolabı. Yani sıradaki bakacağı yer, üçüncü bakacağı yerde buzdolabı olacak diyor. Adam uyanık kalır. Bu gece umutları ezilmeyecek diyor. Bundan sonra bakacağı yer kıyafetlerin yıkanacağı yer olacak. O bir tane böyle büyük bir küvete benzer bir yer vardı. Herhalde oradan bahsediyor. Bir arkadaş bulamamak adamın kabul etmeyeceği bir şey diyor. Yani aslında bu adamın esas amacı bir arkadaş bulmak. Çok enteresan bir hikaye ama bir arkadaş bulmaya çalışıyor ve bunun için böyle evlere giriyor. 5 dakika arıyor ve bulamazsa kimseyi çıkıyor gibi garip bir hikayesi var aslında. Bir sonraki bakacağı yer kirli çamaşırların bulundurulduğu yer. O da herhalde kirli çamaşır kutusu gibi bir yer vardır muhtemelen banyoda. 6. son sayfa sanırım. Bir arkadaş bulmak onun önceliği ve hiçbir şey onu daha çok mutlu edemez. Ve sonraki bakacağı yer aynanın altı diyor arkadaşlar. Başka da herhangi bir yer sanıyorum yok bu arada. Yani başka da bir şey yok. Ve bu arada 7.59 oldu. Bir dakika, sen şuraya saklan. Gel. Evet, buraya saklanabilir Audrey dedi. Dur. Audrey ile konuşabiliyor muyuz? Evet büyük anne, beni takip et. Tamam, tabii ki dedi. Şuraya saklan. Önce beni yakalasın, yakalayacaksa da. Evet, buraya şey yapsın. Oldu mu acaba? Evet, tamam, oraya sakladık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var bunda. Birinci oyundan biliyorum ben. Şimdi tam 8'de gelecek galiba. Öncelikle benim yakalanmam lazım, bir sona ulaşıyoruz. Sonra Audrey'nin yakalanması lazım, bir sona ulaşıyoruz. Sonra bir sona da ikimiz de kurtulduğumuz zaman ulaşıyoruz. Bu arada dur bakayım, ben de mesela şuraya saklanamıyor muyum? Buraya saklansam. Tamam, buraya ben saklanamaz mıyım? Tamam, ben de buraya saklandım. Bakalım ne olacak yani. Hiç şu anda tabii notlara bakmadım ama buraya bakıyordu galiba ya.
Buraya bakıyordu. Evet, 8 oldu saat ve adam giriş kapısının orada belirdi. Bakalım ne olacak? Wow, yalnız kapıyı açtı. Bu gece görevlerini yapmak için 5 dakikası var dedi ve bu sefer adam hazır. Hadi bakalım. Oo, bayağı hızlı gidiyor. Bir dakika. O kapıyı kırdı yalnız. Kapıyı kırdı. Nereye gidiyorsun? Ha, direkt bu şekilde gidiyor. Tamam, önce buradaki odaya baktı. Ama burada hiçbir şey bulamadı. Şimdi şans eseri bir de şey oluyormuş, yeniyormuşuz falan. Ha, buraya falan bakacağı yazıyordu işte. Evet, burada TV standının oraya baktı diyor. Burada da bir şey bulamadı. Tamam. Ha, buraya bakacak ve çocuğu mu bulacak? Dolabın içine baktı. Aslında bakacağını bize söylemişti bu arada. Ve evet, sonra da sonunda yeni arkadaşını buldu diyor. Şimdi Audrey'i buldu ve ilk sona böylelikle ulaşmış olduk. Bakalım ilk son nasıl olacak? Evet, bu babası. Gece yarısıydı ve Junior evden bir telefon aldı. Bir telefon geldi evden. Değişik bir ses var yalnız. Diğer taraftan garip bir ses, garip sesler duydu. Ve birkaç dakika sonra hat kesildi. Ve Junior da bunda yanlış bir şey olduğunu anladı ve eve doğru koşmaya başladı. Acaba eve döndüğünde ne bulacaktı? Sadece zaman bunu gösterecekti diyor. Ve bu sonlardan biri sanıyorum arkadaşlar. Evet, şu anda yapmış olduğum hazırlıklarla sanıyorum bu sefer Audrey değil bizi bulması lazım. Bu arada şöyle bir şey de buldum. Hani bu pencerenin şeyleri var ya, kapatmamız gereken jaluzi mi deniyor onlara, var ya bu perdeye benzer şeyler. O perdeye benzer şeyleri eğer kapatmazsak da direkt olarak oradan bizi gözetlediği için buluyor yerimizi ve o penceresi açık olan yere kim saklandıysa direkt olarak onun yanına gidiyor arkadaşlar. Öyle de bir enteresan bir mekanik yapmışlar. Ve evet, burada da direkt olarak bizi buldu ve sonunda yeni arkadaşını buldu dedi. Bakalım bu sonda farklı bir yere götürüyor mu? Farklı bir ara ekran var mı? Evet, var. Tamam. Junior geldi eve. Merhaba anne, neden ön kapı açık? Merhaba dedi. Audrey dedi. Babası kızını bulmaya çalışıyor. Evet, kızı orada bu arada. Audrey ne oldu? Büyük annen nerede? Audrey hadi söyle, benimle konuşman lazım. Audrey korkmuş ama. Yoksa dedi. Ve evet, orada kitabı gördü. Penceredeki adam kitabını gördü ve bu sefer de Audrey kurtulmuş oldu ama annesini aldı. Evet, şimdi de kurtulmaya çalışacağım arkadaşlar bu sefer ve beni dinlemesin, yine aynı konuşma. Şimdi burada eksik olan sayfaları bulacağım ve şimdi kurtulmaya çalışacağım. Hemen şuraları kapatayım bu arada. Tamam, şimdi bunu da bulduk arkadaşlar ve şu anda hemen bakalım. Öncelikle ilk olarak bakacağı yer boş odaymış. Daha sonra banyoya bakacakmış. Hemen devam edelim. Ondan sonra bakacağı yer televizyonun altı. Daha sonra bakacağı yer kolilerin konduğu yer. Kolilerin odası var ya bir tane, orası büyük bir ihtimalle. Hemen devam edelim. Daha sonra buzdolabına bakıyor. Ondan sonra nereye bakacak? Ondan sonra en sonda da yatağın altına bakacak arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bakmayacağı bazı yerler var. Şimdi ha, bir dakika, 7'de kirli çamaşırların bulunduğu yere bakacak diyor. Ve daha sonra da aynanın altına bakacak diyor. Tamam. Bu arada 8 sayfa mı vardı ya? Daha önceden bu 6 sayfaydı. Şöyle arkadaşlar, ben bunun zor modu vardı. Zor modunda girdim. Zor mod olduğu için mi 8 sayfa var tam olarak anlamadım ama neyse, şimdi Junior'ı saklayacak bir yerimiz lazım öncelikle. Buzdolabı ve kolilerin olduğu oda. Şimdi buranın ikisine de bakıyor arkadaşlar. Şuraya bakmıyor mesela. Şuraya şey yapabiliriz. Audrey'i buraya saklayabiliriz. Audrey sen gel buraya saklan. Gel. Buraya gel. Gel sen buraya saklan, tamam mı? Tamam, bunu, bu arkadaşımızı buraya saklayalım. Tamam, çok güzel. Şu anda 2 dakikam var. Hemen şöyle etrafa bakalım. Ben nereye saklanacağım? O önemli. Buraya zaten saklanamam. Acaba şuraya saklanabilir miyim? Buraya saklansam mesela olur mu? Buraya galiba bakacağını söylemiyor kitapta arkadaşlar ama ben buraya saklanabiliyorsam eğer saklanacağım ya. Bakalım bu şekilde acaba kurtulmayı başardık mı? Doğru mu yaptık? Çok bilmiyorum. Bu arada birkaç kere denedim ben arkadaşlar. Yani son anda mesela başka bir yere dönüyor, olmuyor falan, öyle çok hani göründüğü kadar kolay değil ve bakalım şimdi araştırmaya başlayacak. Çok eğlenceli bir mekaniği var ya oyunun gerçekten. Kapıyı kırmadan girsen iyi olacaktı ama. Evet, şimdi sırayla bakalım. Önce boş odaya bakacak. Tamam, boş odada bir şey bulamayacak. Daha sonra banyoya gidecek. Banyoya giderken bizi şeyde görmesin. Tamam, banyoya gitti. Banyoda da bulamadı. Sonra televizyonun altına doğru gidecek. Ha, oraya da bakıyor bak. Biz oralara bakamıyoruz ama o her yerine bakıyor. Bu arada bütün kapıları kapattım mı ya?
Kapıyı kitlemiş miydim? Televizyonun altına da baktık. Tamam, şimdi kolilerin odasına mı gidecek? Aynen, kolilerin odasına gidecek galiba. Kolilerin odasında da gene kimseyi bulamayacak. Oradan sonra buzdolabına gidecek. Gene buzdolabında da bulamayacak. Ama işte burada mesela diyelim ki dolabın kapağını kapatmadığın zaman onu açmakla zaman kaybetmiyor falan. O arada bir tane daha fazladan yer araştırdığı zaman geliyor seni ya da çocuğu bulabiliyor. Öyle garip şeyleri var arkadaşlar. Mesela kapıyı kitlemediğin zaman bile mesela problem olabiliyor. Kapıyı kitlemiş miydik bu arada, hiç hatırlamıyorum. Yatağın altına bakacak şimdi. Yatağın altında da kimse yok. Bak oraya ben saklandım. Orada beni bulamaması lazım. Sonra kirli çamaşırlara bakacak. Kirli çamaşırların olduğu bir şey var banyoda. Oraya bakacak. Kitapta öyle yazıyordu yani. Tamam, buradan gir içeri. Şuradaki onun içine bak. Tamam. Ondan sonra da aynanın altına bakacak ve sonra başka bir şey yazmıyordu kitapta. İnşallah ondan sonra çıkar gider. En son aynanın altına bakacak şimdi. Ve bundan sonrası yoktu arkadaşlar. İnşallah burada biter. Eğer bitmezse çünkü muhtemelen birimizi bulacak. Evet, bakalım. Evet, işte bu. Sanıyorum oldu. Saat 8.03. Çok az bir zamanı kaldı. Ama bakacağı yerler tükendi adamın. O yüzden de hızlı bir şekilde geldiği gibi ayrıldı diyor. Tamam, süper. Bizi de bulamadı, çocuğu da bulamadı ve sonuçta kurtulmuş olduk sanıyorum. Bu iyi son. Bakalım şimdi nasıl bir son olacak? İyi sonda. Bayağı iyi saklandık yalnız arkadaşlar gerçekten. Evet, kapıyı kapattı. Anne Rabbit, bu anne tavşan bu konuda uzman zaten. Evet, ve bu sefer artık kaybol ve bir daha gözümüze gözükme gibi bir şey söyledi Audrey de. Sakın buraya koşup benimle ve büyük annemle baş edebileceğini düşünme diyor. Audrey de gaza geldi yalnız. Çünkü seni dedi ve tekrar kapı çaldı. Çünkü seni pataklarım falan diyecekti. Tam o sırada kapı çaldı ve Audrey de neyse boş ver dedi. Hemen geri vites yaptı yalnız Audrey. Evet, şimdi kapıyı açıyoruz. Aa, bir dakika. J.P. Vermander. Avdi der mem. Nasılsınız bayan dedi. Bir dakika, Vermander. Vermander'in Laneti diye bir başka oyunu vardı Zack Technician'ın arkadaşlar. Yine aynı yapımcının. Vermander'in Laneti oyunundaki adam yemeği getirdi bize. Bu enteresan bir durum yalnız. Aa, çok iyi yani. Değişik bir gizem koymuş oyunun içerisine. Sizin için bir paketim vardı bayan Dayan diyor. Evet, o benim dedik. Sonunda dedi Audrey de. Açlıktan ölüyorum o kadar saklanmadan sonra. Hadi yiyelim dedi. Yalnız Vermander'in getirmesi çok enteresan arkadaşlar gerçekten. Yani normalde de bu şekilde mi oluyor yoksa bizim şansımıza mı denk geldi bilmiyorum ama gerçekten enteresan bir son yani. Ben şaşırdım şahsen başka bir oyununda bir karakteri görünce. Evet, bu arada Junior da eve geldi. Ve bakalım, merhaba anne dedi. Hala bu saate kadar ayaktasın dedi. Evet dedi annesi de. Sana bir şey anlatacağım. Tabii ki, nedir? Bugün o adam tekrar kendini gösterdi dedi anne Rabbit. Belki aradan 20 ya da 30 yıl geçtikten sonra. O hayır, Audrey iyi mi diye sordu oğlu da. Merak etme canım, her şey yolunda, o da iyi. Ve sana söylemek istediğim, gerçekten kendi başına çok iyi başardı. Her şeyi düşündü gibi bir şey söyledi. Aslında çok da bir şey düşünmedi ama sonuçta cesur da anlamında söylüyor herhalde. O adamla tek başına baş etmeye başlaması da çok fazla zaman almayacaktır diye düşünüyorum dedi anne tavşan. İşte o benim kızım. İşte o sert kurabiye. Tamam. Büyük annesinin peşinden gidiyor biliyorsun. Hayır, bu gerçek değil dedi büyük annesi de. Teşekkürler canım dedi yine. Şimdi bunu sana anlattığıma göre artık yatağa gidebilirim. İyi geceler canım dedi oğluna anne tavşan ve oğlu da iyi geceler anne dedi. Sabah görüşürüz dedi. Ve bakalım başka bir şey var mı? Gerçekten çok enteresan oyun, çok güzel bir oyun. Dediğim gibi 1 dolar karşılığında satılıyor. Yani bedava bir oyun değil. Birincisi bedavaydı bunun ama ikincisi... Bu arada arkadaşlar burada 2 tane yıldız var. Bu şey mi acaba bilmiyorum. Hani 1 yıldızlı son, 2 yıldızlı son falan gibi şeyler oluyor ya. Acaba bu öyle bir şey mi? Yani belki de öyle bir şey de olabilir. Şu an hiçbir fikrim yok ama sonuçta bu oyunun sanıyorum hani belki gizli bir sonuna ulaşmış olabiliriz. Ve 3 tane sona da ulaştık arkadaşlar. Evet, benim hoşuma gitti. Umuyorum siz de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz mutlaka aşağıdan like atın. Bu videoya 5000'den fazla beğeni gelirse 1 ve 2. oyun yani bütün oyunların hikaye videosunu da yeni bir video olarak sizinle paylaşacağım. O yüzden videoyu mutlaka beğenin. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonraki videoları da kaçırmamış olursunuz. Ve oyunla ilgili bulduğunuz gizemleri, teorilerinizi de mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bu arada Mob Games Poppy Playtime için yeni bir video yayınladı arkadaşlar. Chapter 3 ile ilgili. O videoyu da izlemediyseniz şu an hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. Mutlaka izleyin. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.